Türkiye'de telif hakları 5846 sayılı fikir ve sanat esinleri kanunu çerçevesinde korunuyor. Dijital telif hakları da o kapsamda düzenlenmiş durumda. Bir eser meydana getirdiğinizi düşünelim. Örneğin bir müzik eseri meydana getirdiniz. Bu eseri siz fiziki ortamda, yani kaset, CD ve benzeri ortamda kullanabileceğiniz gibi dijital ortamda da kullanabilirsiniz. Ya da bir radyo, televizyonda da bunun kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. İnternet ortamında bunu kullandığınızda ve bir takım kullanım biçimlerine tabi tuttuğunuzda dijital haklar olarak bizim karşımıza bir takım hukuki sorunlar da çıkıyor. Çünkü bir tane müzik eserini siz alıyorsunuz internete, birkaç saniye içerisinde upload edebiliyorsunuz. Bu bütün buralarda izinler alınması gerekiyor. O müzik eserinden doğan bir takım hak sahipleri var. Eser beste sahibi, güfte sahibi, yapımcı, icracı, sanatçı gibi bir sürü hak sahipleri var. Bütün bunlardan copyright clear dediğimiz telif hakları temizliği yapılmak suretiyle bu hakların alınması gerekiyor. İnternet ortamındaki her bir kullanım biçimi bakımından streaming olabilir, umuma erişimi sağlama şeklinde olabilir. Oradaki bütün kullanımlar bakımından da bu izinlerin alınması lazım ki siz bir müzik eserini internet ortamında kullanabilirsiniz. Peki dijital telif hakları hangi ihtiyaca karşılık geliştirilmiştir? Dijital telif haklarının bir ihtiyaç ve bu konunun düzenlenmesi tamamıyla teknik ve nasıl söyleyelim iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak düzenlenmiştir. Aslında hukuk ekonomi ve teknik altyapıyı takip eder. Yani internet yoksa internet hukuku da yoktur. Dijital bir takım uygulamalar yoksa dijital telif hakları da olmaz. Dijital uygulamalar var ki orada bir hukuk ihtiyacı doğuyor. Tamamıyla bunu teknik gerekçelerle açıklayabiliriz. Peki DRM teknolojilerinin sağladığı gelişmeler ve yararlar nelerdir? Yine bu DRM teknolojisi yine ihtiyaçtan doğuyor. Çünkü siz bir tane müzik eserini, sinema eserini ya da bir kitabı DRM'siz bir şekilde internet ortamına attığınızda bu sefer çok kolay bir şekilde bu kopyalanır, çoğaltılır ve sizin kontrolünüzün dışına çıkar. Yani izinsiz kullanımlara yol açar ve siz de amacınıza ulaşamazsınız. Yani o eserin internet ortamında, dijital ortamda değerlendirilmesi nedeniyle almanız gereken karşılığı alamazsınız. Buna karşılık hak sahipleri DRM adı altında bir takım koruma önlemleri, eseri şifreliyorlar, kodluyorlar ve lisans alan kişilere bu eserin kullanılmasını, kullanımı açıyorlar. Bu şekilde DRM teknolojisi doğdu ve buna dönük bir sürü uygulamalar var. Tamamıyla eserin izinsiz kopyalanması ve izinsiz kullanımına karşı alınan teknik koruma önlemleridir. Bu önlemlerin eserden